Merhaba sevgili seyirciler, Evde Çiz Bakalım programında daha sizlerle birlikteyiz. Evde Çiz Bakalım derken aslında çok uzağa da gitmeye gerek yok. Bugün çok sevgili Mahdum diyebileceğim oğlum Muhammed Sait Kadıoğlu ile birlikte olacağız. Aslında sen mi bana konuksun, ben mi sana konuğum? Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Nasıl geçiyor günler? Koronalı günler, karantina günleri? Yani benim sınav senemde olduğum için üniversite sınavına yönelik geçiyor günlerim genelde. Biraz gergin geçiyor değil mi? Yani sen derslere çalışıyorsun ama bir yanda uzaktan eğitim sistemi de var. Uzaktan eğitim sistemi var. Ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Alıştığımız sistemin dışında. Alıştığımız sistemin dışında evet ama Türkiye'de alışılmışın dışında diğer ülkelerde yani bunun örnekleri çok önceden de var. Öyle mi? Diğer ülkelerde ben yeni başladığını zannediyordum. Demek ki daha önce buna benzer eğitim sistemi vardı. Üniversitelerde falan da bu tür eğitimler yaygındı. Bu çok son zamanda daha öne çıkmaya başladı bu uygulama. Böyle devam ediyor. Aslında alışa geldiğimiz eğitim sistemi derken kastettiğim mesela sabah erken kalkma durumu oluyordu. İşte otobüslere biniyorsun. Sonra işte okula kadar yürüyorsun. Derse yetiştin, yetişemedin. Mutlaka bir 5-10 dakikalık gecikme söz konusuydu. Evet. Şimdi öyle bir dert de yok. İstediğin saatte kalkabiliyorsun. Eski sistem mi daha iyi, şimdiki mi? Her zaman yüz yüze eğitimden yanayım ben. Eğer kaliteli bir eğitim olacaksa mutlaka benim açımdan yüz yüze evet. olmalı. Yani bir test çözeceğim zaman kağıtta oynamalar yapmalıyım. Sorunun üstünü çizmeliyim. Evet. Yanını, sağının, solunu. Bir temas olması evet. lazım ya değil benim mi? Benim açımdan öyle. Diğer arkadaşları bilemem ama benim için öyle. Mesela kitap okurken de öyle değil mi? Alt satırların altına çizeceksin, işte o kağıda temas edeceksin falan ama dijital eğitimde bu mümkün görünmüyor. Evet. Değil mi? Sadece ekrana dokunuyorsun falan. Bunun ikisi arasında bir fark olduğunu düşünüyor musun? İkisi arasında tabii ki fark var ama kişiden kişiye göre değişir. Kalıcı olan daha kağıda temas etmek mi, dokunmak mı kitaba? Yani kimisi bilgisayarda daha kalıcı çalışabilir, kimisi videolarla daha kalıcı çalışabilir, kimisi sadece kitaptan okuyarak bir konu özetini okuyarak kalıcı çalışabilir. Yani her yediğin yoğurt yiyişi farklı oluyor. Aynen öyle. Her kişi farklı şekilde kendisine daha iyi olanı bulmuştur zaten. Daha pratik evet. olanı değil mi? Yani bu aslında düşünce sisteminin de değiştiğini gösteriyor bir anlamda. Yani diyelim hafızada bir şey kalması için mutlaka kalemi eline alıp not almak hafızayı daha güçlendirdiğini biliyordum. Ama dijital not almak aynı şeyi verir mi? Bilmiyorum. Yani dijital not almak da artık çok çağ aştı diyebilirim. Çünkü bundan yıllar öncesinde bir akıllı telefon üretici bir marka telefonuna kalem koymayı düşündü ve istediği zaman kalemi çıkartıp telefonuna not alabiliyordu. Aynı şekilde bunu bilgisayarlar da son zamanlarda. Mesela yaptı. İşte kalemle diyelim matematik dersini örnek verelim. Matematik dersinde hesap kitap olduğu zaman sadece kalemle ve düşünce moduyla yani öğrendiğin matematik formüllerle bir sonuca ulaşabiliyordun. Evet. Kalem ve hafıza. Ama şimdi diyelim 1980'lerde şey çıktı, hesap makinesi çıktı. Hesap makinesinin hafızayı dumura uğratacağı söyleniyordu. Evet. Hakikaten öyle. Şimdi hesaplama, kitaplama yok. Sadece hesap makinesinin tuşlarına basarak çıkan neticeyi bildiriyordun. Daha sonra bilgisayar çıktı. Aslında hesap makinesi insanın beynini daha kolaya alıştırdı diyebiliriz. Aynı onu demek istiyorum. Evet. Bilgiye daha çabuk ulaşabiliyor insanlar. Bunun hangisi daha iyi? Bilgiye daha çabuk ulaşabilmek mi? Yoksa onu kendi yöntemlerine ulaşmak mı? Arayıp bulmak mı? Kalıcı olan bence arayıp bulmak. Çünkü ne kadar emek varsa sen diyorsun ki ben buna emek vermiştim.
ben buna enerjimi harcadım, zamanımı harcadım. Bu benim için değerli. He. Değerli olan bir şey O senin zaman aklında bilgi kalabilir. kıymetli oluyor. Kıymete biniyor, Evet. değil mi? Kıymetli olduğu için senin aklında yer edebilir. Ama internetten saliselerle araştırdığın bir şey, sen ona enerji harcamadın, sen ona vakit harcamadın. Bu senin için ne kadar kalıcı olabilir tartışılır. Bu güzel bir ayrıntı bence. Çünkü mesela para kazanmak için de değil mi? İnsanlar çalıştığı zaman para kazanıyor, onun emeğini aldıktan sonra daha lezzet alıyor ve paranın kıymetini de biliyor. Evet. Mesela işte iş adamları diyelim, sayılı iş adamları para kazanırken veya o noktaya gelene kadar kaç defa iflas ediyorlar? Zenginliğin kıymetini de biliyorlar, fakirliğin kıymetini de. Dolayısıyla kolay para kazanan arasında zengin olanla normal diyelim çalışarak zengin olanın arasında dağlar kadar fark var. Aynen öyle. Çünkü kolay para kazanan aslında işin kıymetini de bilmez. Ceremesini çekmediği için, değil mi? Zaten şirketler ya da patronlar da bak gözlem yaptıklarında kim daha çok çalışırsa onu terfi ettirirler. Ona daha fazla para verirler. Yani baktığınız zaman Kobe Bryant'ın bir sözü vardı. Atmadığım her şutu kaçırmışım demektir. Aa, güzel. Buna mesela Kobe Bryant'a herkes çok şut atıyor diye hep eleştirirlerdi onu. Son maçındaysa ona herkes sen şut at, en çok sayıyı sen at diye o da bir röportajında bunu Belirtmişti. evet belirtmişti. Demek ki Kobe Bryant rahmetli Rahmetli. Kobe Bryant. Tabii biz de çizginin hakkını verelim istiyoruz. Bir şey yaparken tabii biz bu arada ben senin karikatürünü de çizme gayretine gireceğim. Karikatür yani nihayetinde portre çizimi değil. Dolayısıyla bu karikatürde yorum hakkı da bana ait olacak. Bu arada sohbetimize de devam edelim istiyoruz. Aslında sen tabii bu öğrencilik yıllarından önce radyoculuk da yaptın değil mi? Yani bebek yaşında. İstersen ondan bahsedelim. Benim radyoculuk hayatım evet 3 yaşındayken başladı. Evet. Abilerimle birlikte Demirhan abi bizimle adlı çocuk programında konuktuk. Daimi konuktuk aslında. Program sizin üzerinizden yürüyordu bir anlamda. Evet program bizim üzerimizden yürüyordu ve ayrıyeten arkadaşlarımızı çağırabiliyorduk. Gerçi benim o zaman da pek arkadaşım yoktu. Abimlerin arkadaşları oluyordu genelde. Evet. Aile dostlarımız oluyordu konuk olarak. Çok eğlenceli bir programdı. Yani Biraz ses yeteneği oradan mı geliyor yani bu diksiyon veya işte hitabet? Önemli bir hitabet. şey aslında. Çünkü ben Evet. seni tacirler İmam Hatip'te bu Kutlu Doğum Haftası'nda sunuculuk yaparken gördüğümde bayağı şaşırmıştım. Ya bunun eğitimini almadan nereden çıktı sahneye falan. Sonra altyapısının olduğunu düşündüm. Tabii ki altyapım vardı. Oraya gelmen hak ettiğim bir yerdi. Güzel de şiirler okuduğunu gördüm. Bize bir iki bukle şöyle harika olur bence. Ben de bu arada senin şöyle karikatürünü çizmeye devam edeyim. Fazla uzun tutmadan, Tabii kısa tabii bir sıkmadan. şekilde. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey. Hava, renk, eda, iklim. O benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş, ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş misali. Ve kavuşmuş rüyalar, onda misali. İstanbul benim canım. Vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi, endamlı servi. Ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kıraat. Pırlantadan kubbeler. Belki 1 milyar kıraat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana. Öleceğiz. Ne çare? Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken
Ağlar Karaca Ahmet. O manayı bul da bul. İlle İstanbul'da bul. İstanbul. İstanbul. Boğaz gümüş bir mangal. Kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir. Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar. Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar. Bir ses, bilemem tambur gibi mi, ud gibi mi? Cumbalı odalarda inletir katibimi. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak, İstanbul, İstanbul. Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, moda kurumlu. Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu. Her şafak, hisarlarda oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sünbül kokan, Türkçesi bülbül kokan, İstanbul, İstanbul. Evet. Burada seyirci olsaydı tabii ki alkışlar yeri göğü inletirdi İnşallah. Diye düşünüyorum. Evet, bu arada Muhammed Sait Kadıoğlu'nun da çizimini yaptık. Önce kafasından başladık, kemiklerinin yapısını ortaya çıkardım. Ardından vücudunu yaptım ama küçük bir şekilde, çünkü portre karikatür dediğimiz çizimlerde kafa büyük olur ve vücut küçük olur. Bu da bir de yaptığı iş neyse, mesleği neyse, o mesleğini anlatan da ufak esprili bir çizimle portre karikatürümüze son veriyoruz. Tabii burada kaş yapısı, göz yapısı, burun, ağız yapısı, çene, kemik yapısı, boyun ve hafif espriyle ölmüş olan vücut yapısını da koyduk. Tabii saçını da tarayarak. Mesela saçı tam siyahtır ama biz burada tam siyah yapmadık. Desen vererek bir anlamda saçını jöleli hale getirmiş gibi yapmış olduk. Bu da tonlama atarken kullanacağımız pratik bilgilerden birkaç tanesi diye düşünebiliriz. Evet, bu arada tabii mesela şiir okumayı seviyorsun. Bu okuduğun satırlardan çiçek deseni çıkarıyoruz. Dolayısıyla şiirin güzelliğini anlatıyoruz burada. Bu da önemli. Basketbolu özlediğini söylemiştin. Evet. Tabii ki daha özlenecek çok şeyler var. İstanbul'u gezmek mesela. İstanbul, İstanbul benim vatanım. Vatanım da vatanım değil mi? Evet. Şiirde okuduğun gibi. İstanbul'un en güzel yeri ne sence? Neresi? En son gezdiğin yer Galata Kulesi'ydi galiba. Evet, en son arkadaşlar... Ondan bahsedelim biraz. Tabii ki. En son yarı yıl tatilinde karneleri aldıktan sonra arkadaşlarımla grupça 4 kişi İstanbul'u gezmeye çıktık. İlk önce Beykoz'a gittik. Beykoz sosyal tesislerine gittik. Oradan Beykoz sahilinde biraz dolaştıktan sonra vapurla işte Taksim Meydanı'na gittik. Oradan Galata Kulesi'ne yürüyüp Galata Kulesi'ne çıktık. Galata Kulesi'ne çıktığımız saatler akşam vakitleriydi. Tüm biraz da... Gün batımı saatleri. Evet, kışındı bir de. Ha. Soğuk olmasına rağmen İstanbul'un her tarafını görmek çok müthiş bir histi. Yani tarif edemiyorum şu an. Evet. Çok güzel yani... Anlatılmaz, evet, yaşanır diyorsun. Anlatamıyorum şu anda zaten. Evet. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Aynen öyle. Sait Faik Abasıyan'ın dediği gibi şair. Bu arada ben bu kameralardan Muhammed Said'in çizimini göstereyim. Aslında beraber yaşamamıza rağmen ilk defa çiziyorum değil mi? Küçükken bir 4-5 yaşındayken çizmiştin galiba. Onun dışında
Uzun süre uzun sonra. Uzun süre evet. Çizmemişim, evet. Terzi kendi söküğünü dikemez derler. Doğru, gerçekten. O 4-5 yaşından bu zamana kadar yüzlerce kişinin karikatürünü çizdim. Yüzlerce kişinin kitaplarda portresini çizdim. Birçok eve girdik yani o çizimlerle. Birçok kimsenin kalbini kazanmaya çalıştık. Tabii önce çocuklarımızın kalbini kazanmak çok daha iyi. Biz hiç çizmedik. Aslında çok uzağa gitmedim. Dedim ki ya oğlumla sohbet edelim. Çünkü aslında bir cevher kendi burnumuzun önündeki cevheri fark etmeme lüksümüz olamaz dedik. Çünkü şairliği var, karikatür çizerliği var ki ödül de aldı. Onu da çok öne sürmedik ama sunuculuğu var. Sunuculuğundan pek bahsetmedik. İstersen onu da konuşalım. Yani sunuculuk olarak kendi çapımda arkadaşlarımın sayesinde. Çünkü gelen teklifler oluyor değil mi? Milli evet. Eğitim Bakanlığı bünyesinde veya işte İl Kültür Milli Eğitim İstanbul Valiliği nezdinde davetler oluyor ve sen programlarda şiir ve sunum yapıyorsun. Evet, yani asıl öne çıktığım alan şiir okuma kısmı oluyor. Evet. Çoğunlukla şiirlerimden tanıyorlar. Ses önemli değil mi? Ses frekansı önemli. Evet. Bazı radyo programlarına da konuk oldun. Gözümüzün önündeki cevheri değerlendirmemiz lazım gelir düşüncesiyle şehir ekranı televizyonuna Muhammed Sait Kadıoğlu'nu da konuk etmiş oluyoruz. Evvela oğlum olarak sonra da bir genç öğrenci olarak kendisini evlerinize konuk etmiş oldum. Son sözlerini alalım istersen. Yani biz bize olmamıza rağmen kameraların varlığı bile insanı heyecanlandırıyordu. Evet, aslında üçüncü göz değil mi? Ya evet. Toplumun gözü diyebiliriz. Çok heyecanlıydım. Kendime hakim olmaya çalıştım. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz. Estağfurullah, rica ederiz. Biz müteşekkiriz programımıza konuk olduğun için. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Önümüzdeki hafta, çok teşekkür ediyoruz bu arada konuk olduğun için tekrar. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarımızla birlikte ve aynı zamanda çizgilerimizle birlikte sizlerin evinize konuk olmayı düşünüyoruz. Bizden ayrılmayın ve mutlaka kanalımıza da abone olun diyoruz. Şeyh Galip'in dediği gibi hoşça bakın zatınıza. Allah'a emanet olun.